Hocam ben bu soruyu doğru yaptığımı düşünüyorum. Demek asitler bazları çok iyi biliyorsun Tabii ki Hüseyin. hocam, çok çalıştım ben bu konuyu. Asitler ve bazlar. Evet, Evet, ezberledim. o zaman birinci kabın içerisinde bulunan asidin adı ne? Birinci kabın içerisinde bulunan asidin adı halk arasında zat yağı olarak bilinen sülfürik asittir tabii ki hocam. Bravo Hüseyin. Diğeri, ikincisi? Diğeri bizim halk arasındaki ismi? halk arasındaki ismi kezzap Aynen. olarak bilinir ama Pekala. aslında nitrik asittir yani. Nitrik asit bilimsel olarak ismi bilinir. olarak. Çok güzel. Hani kezzap döker falan derler ya. Aynen. Üçüncüsü? Üçüncüsü hocam potasyum hidroksit oluyor. Çok güzel. Halk arasındaki ismi de bunun. Potas. Aslında potas kostik. Kostik. Aynen. Diğeri de günlük hayatımıza karşımıza çok çıkar Çok Hüseyin. çıkar hocam. Salatalara dökeriz mesela. Aynen. Ben pek sevmem ama annem çok sever. Sirke, sirke asit olarak Sirke asit bilinen. olarak biliniyor ama aslında Asedik. ismi asetik Asedik asit. asit. Aynen. Şimdi sorumuzu okuyorum Hüseyin. Aynı şartlarda yani aynı ortamda yukarıdaki çözeltilerden hangi ikisi eşit derişim ve hacimde karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi olurken oluşan çözeltinin pH 7'den büyük olur. pH 7'den büyük demek Hüseyin demek ki karıştırıldığı zaman nötrleşme tepkimesi olduğu zaman Evet. çözeltimiz ne oluyor? Bazik oluyor. Çözelti bazik olması gerekli. Çözelti bazik. Ya ortamda baz artması gerekir veya oluşan tuz bazik bir yapıda olması gerekir. Buna göre şimdi bakalım. Birincisi kuvvetli bir asit, ikincisi kuvvetli bir asit, üçüncüsü kuvvetli baz ve dördüncüsü de bir zayıf asit. Burada nötrleşme olabilmesi için kesinlikle bazla asit tepkimeye girmesi lazım. A şıkkına baktığımız zaman 1 ile 3 demiş. Sülfürik asit ve potasyum hidroksit. Bunun tepkimesini şu yukarıda yazdığımızda sülfürik asit Evet hocam. artı Artı. 2 potasyum hidroksit. Burada tuz oluşur. Potasyum sülfat tuzu ve artı 2 H2 oluşur. Şimdi eşit hacim ve derişim demek eşit mol demek Hüseyin. Evet hocam. Hocam bu arada logonun üzerine de yazdınız. Farkında mısınız? He, o logonun üstünden onu aşağı alabiliriz. Öyle mi? Onu aşağı alalım Hüseyin. Şu artı K2SO4'ü şu aşağı alalım. Daha güzel. K2SO4. Şimdi eşit molden. Örneğin ikişer mol KOH ve ikişer mol sülfürik asit nötrleşmesi gerçekleştirse bundan 2 mol tepkimeye girdiği zaman Hüseyin Evet hocam. diğer sülfürik asitten kaç mol girecek? 1 mol girecek. 1 mol girer. Şimdi ikişer moldu başlangıçta. Evet hocam. O zaman 2 İsterseniz mol bundan var. şöyle yapayım, maviye geçeyim biraz renk Tamam. olsun. 2 mol bundan var. O zaman tepkime sonucunda ne olacak? Baz kalmayacak. Ortamda asit artacak. O zaman pH 7'den küçük olur. O zaman birincisi olmaz. 1 ile 4'e baktığımızda her ikisi de asit olduğu için birisi sülfürik asit, diğeri de asitik asit. Otomatikman nötrleşme tepkimesi gerçekleşmez. 2 ile 3'e baktığımızda nitrik asit ve potasyum hidroksit. Buna bakalım. HNO3 nitrik asit artı KOH potasyum nitrat dediğimiz güherçile olarak bilinen tuz oluşur. Tuz. Aynen. H2O. Şimdi birebir oranda girdikleri için ortamda ne asit kalacak ne de baz kalacak. Ancak ortamda oluşan tuz nötral bir tuz olduğu için pH neye eşit olur? 7'ye eşit olur. C şıkkı da Ama olmadı. olmazsa 7'den büyük olması lazım. 7'den büyük istiyor sorudan bizden. Yani ortam bazik olması lazım. Evet. D şıkkına baktığımızda 2 ile 4 demiş. 2 de 2 ile 4 yine otomatikman elenecek soru. Niye? Çünkü her ikisi de asit. O zaman doğru cevabımız otomatikman zaten Edirne Evet. çıktı. Evet, çıktı hocam. Cevap Doğru Edirne. cevabımız E şıkkı.